Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dün son sayfanın son ayetinde kalmıştık. Daha doğrusu bitirmiştik. Hemen oraya bir göz dönüp konu bütünlüğü sağlansın diye bir göz atalım. Sonra devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa yekunu hayran minhum ve la nisaun min nisain asa yekunne hayran minhunne. Ey iman edenler! Bir erkek topluluğu bir başka erkek topluluğuyla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Ve la nisaun min nisa. Kadın topluluğu da diğer kadın topluluğuyla dalga geçmesin. Asa yekunne hayran minhunne. Belki de dalga geçtikleri insanlar kendilerinden çok daha hayırlıdır. Ve la telmizu enfusekum. Kaş göz işaretleriyle birbirlerinizi alaya almayın. Yani la yaskar sözlü olarak alaya almadığınız gibi beden dilinizle de alaya almayın. Ve la tenabezu bil elkab. Bir de birbirinize kötü lakaplar takmak suretiyle bu işi yapmayın. Bi isel ismül fusuku ba'del iman. Bir insanın imana erdikten sonra fasıklıkla anılması ne de kötüdür. Bunu bilin. Yani bunu yaptığınız zaman doğrudan fasık olacaksınız ve bu sıfatla anılacaksınız. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ Her kim ki bu yaptığına tövbe etmezse, birileriyle dalga geçmiş, alay etmiş, onu küçümsemiş, onun izzetini, şerefini, onurunu toplum içerisinde ayak altına almış da buna tövbe etmezse فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Demiştik. Şimdi yeni ayet önümüzde. Bismillah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! İçtenibû kaçının. Kesiran çokça. Meyden mine zanni zandan çokça kaçının. İnne şüphesiz ki ba'da zanni zannın bir kısmı ismun günahtır. Ve la tecessesu özelini araştırmayın. Birbirinizin özelini araştırmayın. Dikkat edin burada mefulun bih yok. Araştırılmayacak olan şey mahzuftur. La tecessesu casus etmeyin. Hangi konuda? Yok. Her konuyu içersin diye. Sen bir insanın işiyle ilgili, ev aile huzuruyla ilgili, sosyal hayatıyla ilgili, yani her ne alan varsa senin ilgilendirmeyen ve peşine düştüğün, düşeceğin hepsini ifade etsin diye cümlede nesne yok. وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ Ve içinizden bir kısmı diğer kısmını ne yapmasın? Gıybetini yapmasın. اَيُحِبُّ سَوَرْ مَا اَحَدُكُمْ Sizden biri اَنْ يَأْكُلَ يَمَيْهِ لَحْمَ اَخِيهِ Kardeşinin etini meyten, o ölüyken. Fekerihtumu, ondan tiksindiniz değil mi? Öyleyse vettekullah, Allah'a karşı gelmekten sakının. İnnallâhe tevvâbur rahîm. Şüphesiz ki Allah tevbeleri çokça kabul eden ve merhamet edendir. Şimdi gelin tek tek bir kelimeleri elden geçirelim. Daha önceki derslerde ısrarla dedi ki, eğer bir ayet ya eyyühellezîne âmenû hitabıyla başlıyorsa, muhataplara şu mesajı veriyor. Biraz sonra söyleyeceğim şeyler sizin imanınızı ilgilendiren, bir emrim varsa onu yaparsanız imanınızın artacağı, bir yasağım varsa ondan uzak durursanız imanınızın artacağı bir durumdur. Değilse tersini yaparsanız, emrime karşı gelir ya da yasakladığım şeyi yaparsanız bu da sizin imanınıza zarar verecek. Ya eyyühellezine amenu hitaplarının tamamında kesinlikle mevzu getirilir, imana bağlanır. Önceki derste de söyledik. İman, inanılacak şeyler noktasında artan ya da azalan bir şey değildir. Amentu bellidir. Amentu billahi ve melaiketi ve kutubi ve rasulihi. İnanılacak şeyler bellidir. Allah'a inanırsın, meleklerine inanırsın, kitaplarına, peygamberlerine inanırsın. İnanılacak şeyler bellidir. Bu noktada iman ne artar ne azalır. Bir insan bunları kabul ederse, eder etmezse, kendi tercihidir, hür iradesiyle istediğini yapar. Burada sıkıntı yok. Ha, diğer anlamda iman, o iddiasını kalbine koyduğunu söyleyen insanın kalbinde yanan iman ateşi, iman nuru, o Allah'a itaatla beraber artar, şeyle beraber azalır. Allah Resulü bunu neye benzetmişti? Kalbe konulan siyah noktalar. İnsan günah işledikçe kalbine siyah noktalar konulur, konulur, konulur. Öyle bir hale gelir ki o kalp simsiyah kesilir ve bir zaman sonra artık Allah'ın nuru, rahmeti, merhameti o kalbe girmez olur. Ha, buradaki böyle bir insandan artık her şeyi bekle. Hani değilse
Günah işleyip tevbe ettiği anda o siyah lekeyi ne yapmış olur? Temizlemiş olur. Sıkıntı yok. İnsanız, nefsimiz var. İnsanız, şeytan bize musallat. Beklentilerimiz, isteklerimiz, şehvetlerimiz, arzularımız var. İlla ki hata yapıyoruz, yapacağız. Mevzu bu değil. Mevzu hata yaptıktan sonra Rabbini hatırlayıp geri dönmek, tövbe etmek, ondan vazgeçmek. Şimdi hitaba imanla başladı. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İçtenibu kaçının. İçtenibu kaçının. Kesiran çokça. İçtenibu kaçının. Kesiran çokça. Ne yaptı? Kesiranı takaddüm etti. Kesiran haldir. Hal olduğu için normalde cümlede daha sonra geri alması lazım. Ama önemine binaen bu kaçınmanın nasıl olacağını muhatap farkına varsın diye Allah Azze ve Celle kesiran kelimesini öne takdim etti. İşte bu kaçının kesiran çokça kaçının. Neyden? Min az-zanni zandan çokça kaçının. Buradaki min iki şekilde anlamaya müsaittir. Eğer ki min beyaniye olursa kesiran nekira kelimesindeki kapalılığı gidermek için gelmiştir. Kesiran çokça kaçının, tabi muhatapta cümlenin bu kısmını duyunca bir merak oluşuyor. Neyden kaçınayım? Nesneyi söylemediniz. Minez zanni. Hadi açıklıyorum sana. Minez zanni zandan kaçının. Minez zanni zandan kaçının. Burada zandan çokça kaçının. Tamam, buraya bir sıkıntı, şey yok, itirazımız yok. Ama minin tevaziye olması muhtemel mi? Kesinlikle. Allah Teala doğrudan işte bu zanne kesiran diyebilir miydi? Yani ezzanneyi içtinaba doğrudan nesne yapardı. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, içteni bu kaçının, ezzanne, zandan kaçının, kesiran çokça. Bunu doğrudan mefulü bih yapar, mansup kılardı. Kesiranı da hal olarak bırakırdı. Böylelikle meramını ifade etmiş olduğu rahatlıkla. Ama kesirani takdim etmişse, öne almışsa, cümlenin sonunda gelmesi gereken bir öğeyi, üzerindeki vurguyu arttırmak için öne çekmişse, bu sebepsiz değildir. Dolayısıyla mine, beyaniye bakmak bana çok hoş gelmiyor. Merak ettim, meallerde nasıl bakmışlar diye. Hepsi mine, beyaniye vermiş. İngilizcelere de dahil baktım. Maalesef onlarda da beyaniyeden hareket etmişler. O şekilde mana vermişler. Şimdi hemen bizim Türklerin yaptıkları meallere bir göz atalım. Hepsi beyandan gitmiş. Halbuki minin teveziye olması cümlenin devamıyla daha uyumlu. Onu birazdan açıklayacağım ne demek istediğimi. Bakıyoruz birinci şeyden itibaren. Abdülbaki Gölpınarlı, ey inananlar sakının fazla şüphe etmekten. Ey iman edenler biriniz hakkında kötü zandan çokça ve tahmini kurgulardan çok kaçının. Ey iman edenler biriniz hakkında yersiz zanda bulunmaktan kaçının. Ey iman nimetine kavuşanlar zannın bir çoğundan kaçının. Böyle hep min maalesef beyaniye olarak gelmiş 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 ve kesirandaki kapalılığı gidermek için kullanıldığı düşünmüş. Gelin bir de alternatifli düşünelim. Bu arada ilgili ayeti açın. Kur'an-Meali.com 58 mealin tamamı maalesef mine beyaniye anlamı vermiş. Hep beyandan gitmiş, hep beyandan gitmiş. Gelin min tevizi olabilir mi? Bir de oradan bakalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, işteni bu kaçının, kesiran, çokça kaçının. Neyden? Minez zanni. Min tevizi olursa, zannın bir kısmından çokça kaçının. Niye? İnne ba'de zanni. Çünkü zannın bir kısmı ismun, günahtır. O zaman mini beyaniye alırsam her türlü zandan çokça kaçının anlamı çıkarken minez zanni zannın bir kısmından çokça kaçının dediğimde ya sen bir babasın. Çocuğun hakkında bazı zanların illaki olacak. Ergenliğe ulaştı. İşte sen onun hakkında ufak ufak araştırmalar yapacaksın. Okula düzenli devam ediyor mu? Kiminle arkadaşlık yapıyor? Sigara içiyor mu? İçmiyor mu? O uyuduğunda çantasında benim ona satın almadığım bir şeyler var mı? Cebinde kendisine ait olmayan bir şeyler var mı? O çocuk onu uyuduğu zaman çaktırmadan yoklayacaksın. Çünkü sen baba olarak onu takip etmek, kontrol etmek anlamında mükellefsin. Askeri okulda öğrenciyken duvarda çok güzel bir söz vardı, hiç unutmuyorum. İtimat kontrole mani değildir. Bir insana çok güvenebilirsin.
Ama bu senin onu kontrol etmeyeceğin anlamına gelmez. İtimat kontrole mani değildir. Bu bir Müslümanın hayatında ilke edinmesi gereken çok çok güzel bir söz. Çok güvenebilirsin. Bir insan çocuğuna çok güvenebilir. Bu onu kontrol etmeyeceği anlamına gelmez. Bir insan eşine çok güvenebilir. Bu onu kontrol etmeyeceği anlamına gelmez. Eşin sen başını belaya sokarsın diye kendisine tasallut eden bazı nahoş durumları senden gizleyebilir mi? Gizleyebilir. Yani ben şimdi buna söylersem çok yüksek tepki verir. Gider başını belaya sokar, şunu yapar, bunu yapar. Korkudan bazı şeyler senden gizleyebilir mi? Gizleyebilir. Gizlediği için kadın başına baş edemediği hallerle karşı karşıya kalabilir mi? Muhtemel mi? Elbette muhtemel. O zaman itimat kontrole mani değil. Bir Müslümanın ailesinde ne erkekte, ne kadında, ne çocuklarda telefonda şifre olmayacak. Bugünün üzerinden konuşuyorum. Niye? O şifre kontrolü yasaklama, kontrolün önüne geçme, kontrolü engelleme anlamınadır. Güvensizliktir. Ben bir şeyleri saklıyorum demektir. Yani ben Instagram'a gidiyorum. Olur olmaz saçma sapan şeyleri takip ediyorum. Ben olur olmaz yerlere yorum atıyorum. Benim attığım yorumlara birileri de yorum yazıyor. Duruma göre sayıyor, sövüyor ya da neyse. İşte ben Facebook'a gidiyorum, olur olmaz yerlerde geziyorum ya da yorum atıyorum ya da senin bilmeni istemeyeceğin kişiler benim arkadaş listemde var. Ya ismini ne koyarsan koy. Varsa o telefonda bir şifre, bu bir sıkıntıdır. Ciddi anlamda bir sıkıntıdır, bir sıkıntıdır. Senin aile reisi olarak zannetme hakkın var. Allahü Teala buradaki mini, yani dediğim gibi bakın sadece ezzanneyi öne alıp işleni bu yani meful kılarak doğrudan zandan çokça kaçının deyip ezzanne cins ismine gelen eliflamla istigrak-ı kulli ifade edip her türlü zandan çokça kaçının diyebilirdi. Hayır. Bazı şeyleri zannedersen hakkında bilgiye ulaşmak için çaba sarf edersin ve nihayetinde o bilginin doğruluğuna ulaşırsın veya yanlış olduğuna ulaşırsın ve vazgeçersin. Sıkıntı değil. Ama Allah Azze ve Celle zandan çokça kaçının denme. Zannın bir kısmından çokça kaçının diyor. Cümlenin devamına bakın. İnne ba'de zanni ismin. Zannın bir kısmı günahtır. Yoksa sen amirsin. Vatandaşın biri orada devleti zarara uğratıyorsa, görevini kötüye kullanıyorsa, işte atıyorum Bayındırlık Bakanlığında, Bayındırlık İskan'dan şey, bu istihkakları takip eden bir memur. Oradan bir menfaat elde ediyorsa, İhale almış şirketlerin işlerini takip edip onların ödemelerinin yapılması noktasında yetki sahibi ise ve bu yetkisini kötüye kullanıyorsa sen oradaki o ilişkiyi takip etmek durumunda mısın değil misin? Hayır sen onu tabii ki takip edeceksin. İstediğin kadar o adama güven, istediği kadar namaz kılıyor, Müslüman görüntüsü veriyor olsun geçeceksin onu. Sen amirsen sen onu kontrol etmeye mecbursun, mahkumsun. Ben şu anda bölüm başkanıyım. Çaktırmadan bütün sınıfları arada bir turluyorum. Çaktırmadan bütün öğrencilere soruyorum. Dersler kaçta başlıyor? Tam saatinde başlıyor. Tam kaçta bitiyor? İşte düneyin sınıfın birinde tespit ettim. Çeyrek geçe her seferinde dersi bitiriyor vatandaş. Böyle bir şey yok. Senin dersin blok yapıyorsan bile 45 dakikadan 90 dakikadır. 11'de başladığın dersi 12.30'da bitirebilirsin. 12 çeyrekte sen o dersi bitiriyorsan bir kere konu bitmiştir. Öğrencinin de çok yorgun olduğunu hissetmişsindir, bitirmişsindir. Ona bir diyeceğim yok. Ama her seferinde mevzu aynı şekilde tekrar ediyorsa ben sana onun hesabını sorarım. Böyle bir şey yok. Orada ben böyle olduğunu hissediyorum. Ben ders işlerken yan tarafta koridorda sesler geliyor. Diğer sınıftan birilerinin çıktığını her seferinde hissediyorsam tabii ki zanda bulunacağım. Tabii ki bunun doğruluğunu şey yapacağım. O yüzden Allah zannın hepsini yasaklamamış. Buradaki minin beyaniye olması, zan kötüdür diye bütün zanları işin içine katıp hep zandan çokça kaçının, zandan çokça kaçının. Ya 58 mealin hepsini böyle olur arkadaş. Sakının fazla şüphe etmekten, sakının zanda bulunmakta sakının, zannın bir çoğundan kaçının. İyi, Ahmet Tekin yakalamış. Zannın çoğundan sakının, zandan sakının, zandan çokça sakının hep oradan gidiyor. Öyle değil. Zan lazım. Özellikle idareci olan görevi itibariyle, yaptığı iş itibariyle belli şeyleri zannetmek, araştırmak, bilmek zorunda olan insanlar
tabii ki bunu kullanacak. Allah-u Teala da bu gerçeği dikkate alarak cümlede takdim tehirler yaptığı gibi zait harf kullanmış. Buradaki min harfi hiç olmasaydı da ezzam kelimesi doğrudan cins isminin önündeki eliflamla zaten bütün zamları anlatacaktı. Min burada beyaniye ise kesirandaki kapalılığı gidermek için geldiyse biz onu öyle düşünüyorsak gramer yönünden müsaittir. Ama cümlenin devamı da siyah sibak da beni bağlar. Devamına uygunluk noktasında bu şu haliyle uygun değil. Bunu görmüyorsak sıkıntı var burada. Net bir şekilde görmemiz lazım. İnne ba'da zanni ismun. Zannın bir kısmı yersiz, haksız, bir temeli dayanağı olmayan. Ben her gün yan sınıfta derse giriyorum. Teneffüse kimse çıkmıyor. Benle beraber tam ders bittiğinde ben çıktığımda diğerleri de çıkıyor. Tekrar tekrar ben bunu görüyorum. Ama sırf kendi egomu tatmin etmek için ben yan sınıfa gidip orada kaçta derse giriyorsunuz, kaçta çıkıyorsunuz? Bu zulümdür. İnne ba'de zanni ismun. Yani sen iyi kötü diğerleri teneffüse çıktığında kendi aralarında konuştuklar için ses zaten sana geliyor. Hiçbir sefer bu yaşanmadığı halde senin gidip böyle lüzumsuzluk yapman, o noktada sorman, soruşturman, buna hakkın yok. Ama her seferinde sen daha dersteyken birileri koridora çıkıp o gürültüsüyle çıktıklarını da sana belli ediyorlarsa o zaman orada araştırmanı yaparsın. O dert değil. O yüzden inne ba'de zanni ismun. Zannın bir kısmı nedir? İsmun. Günahtır. İsim cezayı hak eden davranış demektir. Bu isim hem hukuki anlamda cezayı hak eden davranış hem İslami anlamda, dini anlamda cezayı hak eden davranıştır. Altyapısı olmayan, lüzumsuz şüphe. İkide bir vatandaş hanımına dayak atıp duruyor, dayak atıp duruyor. Kadının yüzü gözü her seferinde çarşamba pazarı gibi insan içine çıkamaz bir halde. Ondan sonra hanım dedi ya şundan bir konuş, bu ikide bir böyle yazık ya, bu kızcağızın derdi ne yani, ikide bir gelip bunu dövüp dövüp milletin içine bu hale sokuyor. Gidip bir konuşuyorsun. Şimdi geçmişte sözde sevgili olmuşlar, sözde birbirlerini sevmişler. Tabii nikah bağı olmadan her türlü haramı işlemişler. Karşılıklı bir türlü, birbirlerine de her türlü yalanı söylemişler. Evlilikle beraber bir bakıyorsun artık birbirine ulaşacakları hiçbir şey kalmadı. Yani o haramken ulaşmayı hedefledikleri maddi manevi her ne varsa onlara ulaştılar ve bitti. Ulaşılan nimet unutulan nimettir kuralı gereği. Artık birbirlerinden başladılar kusurlar alamaya. Güven yok. Erkek diyor ki ya bu kız benimle nikah bağı olmadan her türlü şeyi yaptı etti. Tamam. Arkadaşımız mikrofonunu kapatabilir mi? Bir arkadaşımızın mikrofondan bize ses yansıyor da. Bu kadın nikah bağı olmadan ailesinin şerefini düşünmedi. Babasının onurunu düşünmedi. Dedesinin, amcasının, evin erkeklerinin ya da annesinin onurunu, haysiyetini, ailenin şeyini düşünmedi. Benden her işi yaptı. Allah'tan korkmadı. Tabii orada kendini şeye almıyor, ölçüye almıyor. İyi de ben de ondan yaptım demiyor. Sürekli onda kusur bulmaya başlıyor. Bir güvensizlik devreye girmeye başlıyor. Ondan sonra yok sen balkona çıktın dayak atıyor. Yok çarşıda birlikte yürürken esnaf sana baktı. Tanıyor muydun? Önceden ilgin mi vardı? Şüpheyle, zanla, saçma sapan şeylerle başlıyor. İkide bir kadına şiddet uygulamaya devam ediyor, diyor. Nihayet o hale geliyor. Zannın altyapıdan yoksun olan, gerekçesi bulunmayan kısmı inne ba'de zanni ismi. Bu kısmı günah. Ayet ikinci müthiş bir ilke daha koyuyor. Bismillah. Ve la tecessesu. Tecessese ya tecessesu. Tam hakkını vere vere, peşine düşe düşe. Yani iğneyle böyle kuyu kaza kaza bir şeyin hakikatine ulaşmak için. Şimdi cesse tek başına kafiydi. Cesse yecussu kökünden bir şeyi araştırmak yetiyor. Ama bakıyorsun tecessese. Hani biz Arapça dersi yaparken sizinle birlikte orada ne demiştik? Vakafe durdu. Vakafe yakifu durdu duruyor. Adam arabayla 100 kilometre hızla gidiyordu. Önüne bir şeyler çıktı. Onu fark etti. Ta geriden ayağını frene attı. 100 kilometrelerden arabayı 30'lara 20'lere düşürdü. Ama çok az da olsa hala ufak bir hareket var. Önceki hızına göre adeta durdu. Bu vakafe.
Yok, adam baktı ki mesela bir hayvan sürüsü girmiş ve yolun tamamını kapatmış, kenardan kaçacağı hiçbir yer yok. Tam anlamıyla freni kökledi ve arabanın ekrandaki hız göstergesi sıfır. Arabada bir milim dahi hareket yok. O zaman ne diyorduk? Tevakkaf. Bakın fiile bakın. Cez sekütünü tecessese şeklinden getirmiş. Çok özür dilerim. Tecessese kökünden getirmiş. Burada adamın o şeyin nihayetine ulaşmak için böyle milim milim iğneyle kazarcasına o olayın hakikatine ulaşmak için her türlü detayı bulma adına çaba gayret sarf etmesi. Senin böyle bir hakkın yok. Yine casusluk yapmayın derken buradaki la nahiye yasak koyan olumsuz emir lası ve la tecessesu sakın ha sakın casusluk yapmayın derken bu ayette dikkat ederseniz nesne yok. Hemen bir başka yasağa geçiyor. Ve la yağteb ba'dukum ba'da. Ve içinizden bir kısmı diğer bir kısmını ne yapmasın? Gıybetini yapmasın. Tecessesu, casusluk yapmayın. Neyin casusluğunu yapmayalım? Seni ilgilendirmeyen, görev alanda bulunmayan, araştırman gerekmeyen, dünya ve ahiret namına seninle hiçbir alakası bulunmayan, o bilgiye ulaşmadığında ne dünyada ne de ahirette kimsenin sana soru sormayacağı her şey ama her şey bu yasağın kapsamına girdiği için Allah Azze ve Celle burada hazif yoluna gitti. Ve araştırılmayacak şeyleri detaylandırmadı. Senin içine ben vicdan koymuşum, akıl koymuşum. Aklınla ve vicdanınla hareket ederek araştırmaman gereken her ne varsa bunu rahatlıkla bulabilirsin. Ben bu işi senin aklına havale ediyorum, vicdanına havale ediyorum. Cümlenin başında da imanına havale ettim. Sen bir müminsen, bir gün Allah'a hesap vereceğine inanıyorsan, yaptığın her işten, söylediğin her sözden ya da yapman gerekirken yapmadığın her işten ve söylemediğin her sözden, söylemen gereken bir konuda sustuğun için kesinlikle hesap vereceğine inanıyorsan, وَلَا تَجَسَّسُ. Sizi ilgilendirmeyen hiçbir şeyin ardına, peşine düşmeyin. Burada mesela çok ilginç. Allah şefaatinden mahrum etmesin. Bir Allah dostu, Elazığ'da bir veli bir insan vardı. Halit Hoca diye. Elazığ'da olan varsa burada bilirler. Sürsürü mahallesinde kendisinin bir dergahı vardı. Nakşi bir kolun şeylerinden bir Allah dostuydu. Halit Hoca diye. Mesela o bu ayeti açıklarken çok ilginç örnekler verdi. Oraya gelenler içinde öğrencisi vardı, ticari tahsilcisi vardı, pazar esnafı vardı. Sıradan, normal, her türlü halktan insan vardı. Bu ayeti açıklarken mübarek, bizim kadınlar derdi, düşüncesizce hareket ediyorlar. Önce ışığı yakıyorlar, sonra perdeyi çekiyorlar. Bu arada evin içi görünüyor, bunu hesaplamıyorlar. Ya önce perdeyi çek, sonra ışığı yak. Niye dışarıdaki insan seni ev halinde görsün? Hadi kadın bunu düşünmedi, hesaplamadı. O onu yaptı. Perdeyi açtı ışığı, ondan sonra perdeyi çekmek için pencerenin önüne geldi. Ya da hiç perdeyi çekmeyi de düşünmedi. İçeride öyle hareket ediyor. Onun bu düşüncesizliği sana oraya bakma hakkı vermez. Hemen oradan Allah Resulüne bağlıyordu işi. Allah Resulü nasıl davranırdı yürürken caddede? Vücudu tam dik, başı secde edeceği mesafede önüne bakar halde. O kadar hızlı yürürdü ki yanındakiler onunla beraber yürümek istediğinde adeta koşarlardı. Mübarek bir yerden bir yere giderken yoldaki tavrı bu. Gözünün yan açılarıyla detayı görmeyeceği şekilde vücudu dik, başı secde edeceği bir mesafede önüne bakar halde ve çok seri, hızlı bir şekilde nereye gidecekse oraya gidiyor. Salına salına, etrafı kese kese, nerede ne var ne yok böyle bakına bakına, meraklı meraklı, her gördüğüne işte selam verip ekstradan durup lüzumsuzluk yapa yapa, boşboğazlık yapa yapa, yok Allah Resulü'nde böyle bir şey yok. Sünnet-i Resulullah'a baktığında bu yok. Gidilecek yere en hızlı şekilde gidiyor, ulaşıyor, işte gözünün yan açısından orada birilerinin olduğunu fark ederse selamını veriyor, selamını alıyor ve yoluna devam ediyor. Öyleyse sen orada başını kaldırıp o bir pencere açık unutulmuşsa veya işte perdesi çekilmeden ışığı yakılmışsa ve içerisi görünüyorsa bundan tutun en hafif seviyesi. Şu anda dersimizi dinleyen öğrenciler var. Kendi arkadaşın masanın üstüne bir defterini bıraktıysa, bir günlüğünü bıraktıysa, bir ajandasını bıraktıysa
onun içine varasıya kadar. Ya da telefonunu masaya bıraktı da telefonda şifre yoksa o telefonun ekranını açıp orada onun hani mesaj geldi üst üste duyuyorsun. Vatandaş içeride lavaboda ya da dışarıya gitti, kantine gitti neyse bir yere gitti telefonu orada bırakmış. Üst üste mesaj geldi açıp onun o ekranına bakmak da dahil ayet herhangi bir nesne belirlememiş. Nesne belirlememiş ki bunun her türlüsünden her şekilde geri durasın. Ancak tecessüs yine amir konumundaki olanlar için değil. Devlet başkanı kendi vatandaşını her türlü fitneden korumak için toplumunda yayıldığını düşündüğü her türlü konu hakkında tecessüs yapmaya hem de dibine kadar elindeki bütün imkanları kullanmaya mecburdur. Yani mesela bugün reis cumhur Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nı, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nı her üçünü de elindeki organların tamamını da her türlü toplumda yayılması muhtemel fitnelerden önden haberdar olmak için bunları kullanmak ve önleyici istihbarat faaliyeti yaptırarak topluma daha sızmadan bir pisliğin önüne geçmek için nasıl ki Osmanlı dans mevzusunu duyduğunda ta Kanuni Fransızlara ultimatum yolluyor ve diyor ki böyle böyle bir pislik varmış sizde. Hani yarın bir gün bu bana da gelir ulaşır mantığıyla bir daha bunu yaptığınızı duymayın diye ta haber yolluyor. Devlet adamlığındaki büyüklüğe bak. Kendi sınırlarının içindeki her şeyden haberdar, onları takip ediyor gücü yettiği kadar. Dışarıdan gelmesi muhtemel pislikleri bile kesmek adına bir müdahalede bulunuyor. Bu anlamda idareci en yukarıdan alıyorum işte reis cumhurundan, geç başbakan artık kalmadı. İl bazında valilerden, işte ilçe bazında kaymakamlardan, işte basit bir okul müdüründen hatta sınıftaki öğretmene kadar, ailedeki babaya kadar. Herkes kendi amir bulunduğu konumda görev alanıyla ilgili sorumluluğu üzerinde bulunan kişilerle alakalı her türlü araştırmayı yapma hakkına sahiptir. Bu tecessüse girmez. Ha, ama bunu helal dairede yapmak zorundadır. Yani vatandaşın senin ilgi alanının dışında olan, senin görev alanının dışında olan hallerini, kim kiminle arkadaş, kim kiminle oturuyor, kim kiminle kalkıyor, kim dışarıda sosyal bir ilişki kurmuş, işte ailecek görüşüyor, şu bu değil. İşte ben diyelim kurum amiriyim, ben kurum amiri olarak emrimde çalışan insanların kurumdaki vazifesiyle alakalı hallerini araştırırım, kontrol ederim. O benim görevimdir. Bir eksikliğe meydan vermem, gördüğüm eksikliği düzeltmeleri için uyarıda bulunurum, müdahale ederim. Burada bir sıkıntı yok. Ama adamın kişisel hayatını araştırma noktasında haram sınırları var. O beni ilgilendirmez. Orada virgül koymasını bilmem gerekir. Daha bir diğer yasak. Bismillah. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا İçinizden bir kısmı diğer bir kısmının gıybetini yapmasın. Burada çok güzel hadis-i şerifler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Suile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil gıybeti. Allah Resulüne gıybet hakkında soru soruldu. Fekale Allah Resulü de şöyle cevap verdi. Ekranınızda belki görebilirsiniz bilgisayardan girenler. En tezkura ahake bima yekrah. Hoşlanmadığı şeyle kardeşini anmandır. Sen bir mümin kardeşini onun duysa hoşlanmayacağı şekilde zikrediyorsan, anıyorsan bu gıybettir. Ve imkâne fihi o konuştuğun şey o adamda varsa fakat iğtabtehu. Sen onun gıybetini yaptın demektir. Ve illem yekun fihi eğer ki bu dediğin şey onda yoksa fakat behettehu bu durumda sen ona doğrudan iftira etmiş olursun. Net. Hadis gıybetin tam net ölçüsünü veriyor. Bir Müslümanın duysa hoşlanmayacağı, o anda o adam yanında olsa senin de söylemeye cesaret etmeyeceğin bir şeyi gıyabında söylemen gıybettir. Ya iyi de ben yanında da söylüyorum. Ben patavatsızım. Benim hiçbir sınırım, çizgim yok zaten çok şükür. Dilim böyle köpeğin dili gibi her türlü pisliğe ulaşıyor. Leşe de ulaşıyor. Pisliğe de ulaşıyor. Duruma göre kendi edep yerimi de yalıyorum. Bende sınır yok arkadaş. Ben her türlü şeyi zaten yapıyorum. Onun için yanımda olsa ben orada da söylerim. Bu yine gıybettir. Yani senin yüzsüz olman, haya perdesini yırtıp atmış olman orada sana şey hakkı tanımıyor.
istediğini konuşma hakkı ve gıyabında söyleme hakkı tanımıyor. Yani yüz yüzeyken adama karşı zaten her türlü tecavüzü yapıyor olman, onun onurunu, haysiyetini, Müslümanlık vasıflarını her türlü çiğneyecek tavırlar, sözler sergilemen, bu zaten senin imanınla ilgili ciddi bir sıkıntıdır. Sen bu konuda şeyi yapamıyorsan, ayet dikkat edin, tiksinti verici biraz sonra şeyle gelecek. Ölü kardeşinin etini yemek tarifiyle gelecek. Sen zaten perdeyi yırtmışsan ve sende bir sınır çizgi yoksa, zaten her türlü şeyi adamın yüzüne de yapıyorsan, bu demek değil ki arkasından yaptığında haram olmayacak, kul hakkına girmiş olmayacaksın. O iş öyle değil. Bununla ilgili yine hesaba çekileceksin, hesabını vereceksin. Bir de Abdullah bin Abbas'tan gelen çok çok güzel bir cümle var burada. El-gıybetu idamul kilabi. İdamu kilabin nasi. Acayip bir benzetme yapmış. El-gıybetu gıybet yapmak, insanlardan köpekleşmiş olanların yiyeceğidir, yalıdır yani. Onların yemeğidir. Yuhibbu ahadukum temsile ve tasvira lima yanaluhu el muhtabu min ardil vel muhtar. Neyse, yani teşbihteki tiksintiye bakın. El gıybetu idamu kilabin nasi. İnsanlardan köpekleşmiş, insanlık vasfını yitirmiş. Hani köpek, çünkü Allah o gıybet edilen kişinin etini yemeyi leş yemeye benzetiyor. Leşi yiyen hayvan da bellidir. Köpektir. Ayetin devamından hareketle tiksinti verici bir teşbihte bulunuyor. Abdullah İbni Abbas Hazretleri böyle şey yapıyor. Ayette çok güzel şey var. Bunu okurken çok hoşuma gitti. Özellikle sizinle paylaşmak istedim. وَفِيهِ مُبَالَغَاتٌ شَتَّى. Ayetin bu kısmında مُبَالَغَاتٌ شَتَّى. Çeşitli mübalağalar var. Mana muhatabın zihnine net ulaşsın. Muhatap ayetteki kastı tam net anlayabilsin ve Allah Azze ve Celle'nin bu olaydan ne kadar iğrendiğini, razı olmadığını net hissedebilsin diye farklı mübalağalar var. Ayette özel dil üslupları kullanmış. Bir, Minha el-istifhamu lezi ma'nahu et-takriru. Ayetin devamını hemen bir görelim de tekrar şey yapalım. Bismillah. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Sizden bir kısmı, diğer bir kısmının gıybetini yapmasın dedi. Şimdi başladı. Bir. اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ مِيمَ يُحِبُّ sever, hoşlanır mı? اَحَدُكُمْ sizden biri. اَنْ يَأْكُلَ yemekten. Neyi? Lehme etini. اَخِيهِ kardeşinin. Sıradan bir insanın da değil. Kardeşinin etini. Hem de meyten. O ölmüşken. Leş halindeyken. Ölüyken onun o etini yer mi? Yemek isteme, yemekten hoşlanır mı? Birincisi, el yuhibbu doğrudan la yuhibbu deseydi, sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanmaz deseydi ve bir yargı cümlesi, bir fiil cümlesi kullansaydı, buradaki istifhamın sorunun cümleye katacağı mana güzelliği oluşmazdı. Niye? Burada soru sorarken seni olayın içine çekiyor. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Sen bu soruyu duyduğunda seni muhatap kabul ediyor. Olayın içine çekiyor. Yani tek taraflı tahkiye üslubunu kullanmıyor. Seni de olayın içine çekerekten önce senin vicdanını ve aklını devreye sokup senden bir cevap alıyor. La yuhib ahaduna. Yok, bizden hiç kimse bunu sevmez. Hoşlanmaz. Önce biz seni cümlenin içine çekiyor. Sonra ikincisi وَمِنْهَا جَعْلُ مَا هُوَ فِي الْغَايَةِ مِنَ الْكَرَاهَةِ مَوْصُولًا بِالْمَحَبَّةِ. Cümlenin içerisinde yuhibbuyla başladı, sevmekle başladı. Sizden biri sever, hoşlanır mı ile başladı. Sonra فَكَرِهْتُمُوهُ. Ondan tiksindiniz değil mi? Çok iğrenç bir şey ortaya koydu. Asla sevilip istenmeyecek. Ölmüş bir insanın çürümüş etini yemek. Getirdi bunu koydu. Buradaki fa'ul fasihadır. Dikkat edin, özel bir fa harfidir bu. Fa'ul fasiha cümlenin öncesini sonrasına öyle güzel şekilde bağlar ki evet elbette hoşlanmadınız. Yani geride bir takriri istifham vardır. O istifhamı takririyle senin vicdanın devreye sokulur. Sana bir soru sorulur. Senden gelen muhtemel cevabın ne olduğu aslında bellidir.
O cevap dikkate alındıktan sonra fekerihtumuhu, ondan iğrendiniz, tiksindiniz değil mi diye yeniden bir açıklama yapılır. Yani senin cevabını senin adına bir kere daha konuşmacı verir ve bu haliyle sözünü sürdürür. Yoluna devam ederse oradaki işte cümlenin öncesini sonrasına bağlayan bu fa harfine faul fasiha diyoruz Arapçada ve özel bir harftir. Burada sevmek de tiksinmek, zıtların gücü, tıbak sanatını kullandı ve ne yaptı? İki zıddı aynı cümlede bir araya getirerek bir daha manayı pekiştirdi. Daha ve minha isnadul fi'li ila ahadikum. Bak ahadikum diyor orada. E yuhibbu ahadukum. Sizden biri hoşlanır mı? Burada vel işar bi enne ahadan min el ahadeyni la yuhibbu zalik. Sizden herhangi biri ahad kelimesini kuma birleştirdi. Sizden herhangi biri yani öyle üstün, seçkin, asil, soylu değil ya. İçinizdeki en düşük biri bile, içinizden hiç kimseyi dışarıda bırakmıyorum. Bu hitabın kendisine ulaştığı, Allah'ın bu sözünü, bu cümlesini duyan herhangi bir Müslüman, özel eğitimli, ilahiyat mezunu, işte doktora yapmış bilmem ne değil. Dışarıda günlük hayatını gayet sıradan, basit yaşayan bir insan da, dinle ilgili bilgisi olan da olmayan da, sizden herhangi biri. Yani takva sınırına çok çok yakın olanla çok çok uzak olan fark etmez. Mümin sıfatı taşıyan, Allah'a inanan ister bunu hayatına yansıtsın, ister yansıtmasın. Aha, eğitimli olsun, cahil olsun, kadın olsun, erkek olsun, büyük olsun, küçük olsun, şehirli olsun, köylü olsun, cinsiyetine, eğitim seviyesine, kültürüne, hiçbir şeyine bakmadan ehadı getirdi, kuma birleştirdi ve iman sıfatı taşıyan herkesi gruba dahil etti. Yuhibbu'ya fail kıldı. Böylelikle her biriniz ayrı ayrı bu cümlemi dikkate alın ha. Ben bu sözle her birinizi muhatap alıyorum. Bu cümlede bahsettiğim ilkeler hepinizi bağlar demek istedi. Bir diğer pekiştirme aracı olarak bunu kullandı. Başka? Devam ediyorum. Huve minha ellem yaktasir ala temsilil ihtiyabi bi ekli lehmil insani. Orada eti yenileni sıradan insan olarak vermedi. Hatta cealel insani ehan, o etini yediğin kişiyi senin öz kardeşin gibi. Senin öz kardeşinin etini yemek ister misin dedi. Yani bir insanın etini yemek ister miyle bırakmadı. Adeta kendi öz abinin kardeşinin cenazesini etini yemeye benzetti. Bir tık daha cümleyi pekiştirdi. Ve minha lem yaktasir ala ekli lahmil ahi, sadece kardeşin etini yemekle de yetinmedi, onu da hatta ceale meyten, ölmüş bir leş olarak senin önüne koydu. Bu anlamda hemen Katade Hazretlerinden gelen bir ifadeyi bu araya şey yapmış, koymuş, çok güzel olmuş. Kama tekrahin vecette cifeten mudavvedeten en teekule minha. Nasıl ki mudavvede böyle kurtlanmış, içerisine kurtların, dude kökünden geldi, dude, kurt. Et çürüdüğünde kendiliğinden içinde oluşan kurt. Bir leş düşün ki diyor, içine kurtlar düşmüş. Ona baktığında onu yeme anlamına ona zerre kadar iştahın gelmezse, bundan tiksinirsen, ayet de burada lehme ahihi getirdi, meytemle verdi ki sen olayın ciddiyetinin farkına varasın ve buradan vazgeçesin. Daha وَاَنْتَصَبَ مَيْتًا عَلَى الْحَالِ مِنَ اللَّحْمِ. Etin nasıllığını ifade ederken meyten kelimesini de ne yaptı? Mansup olarak hal. Oradaki o eti yenilen kişinin ne durumda bulunduğunu açıkladı. Leş halinde, ölmüş, çürümüş halde. Bunu da verdi. Hasılı bakıyorsun her bir harfi, her bir kelimesi ısrarla seçilmiş. Ondan sonra ayet sonuca bağlanmaya çalışmış, devam etmiş. Öyleyse tüm bunlar hoşunuza gitmiyorsa vettakullah, Allah'tan sakının. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın emirlerini tutmamaktan sakının. Allah'ın yasaklarını işlememekten sakının. Allah'ın sevgisini kaybetmekten ya da Allah'ın gazabını, öfkesini kendi üzerinize çekmekten sakının. Bugüne kadar yaptığınızı yaptınız. Sıkıntı yok. Ama bu ayet size ulaştıktan sonra bu dediklerimi sakın ha yapmayın.
Ha, geriye yönelik de korkmayın, ümitsiz de olmayın. İnna Allaha tevvabur rahim. Hiç şüphesiz ki Allah tevvabun, tövbeleri çokça kabul eden, rahimun, merhameti sonsuz olandır. Bunu da şey yapmayın. Hani şeytan geçmişte yaptığınız hataları, günahları gözünüze soka soka, onları tekrar tekrar size hatırlata hatırlata olan oldu. Ha 3 ha 5 mantığıyla size yeni günahlar da işletmesin. O anlamda tuzağa da düşmeyin. Allah'ın merhametinden de ümit kesmeyin demiş. Ve ayet böylelikle sona ermiş. Bir diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet. Cümleten. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.